Nerede kaldınız merak ettim. Ne oldu anne? Leyla'nın kıyafetlerini aldık geldik işte. Evde kimle karşılaştık Bil? Kimle? Oğuz'la. Babam onu bir güzel dövdü. Sahi mi anne? Sus. Hadi sen yukarı çık hadi. Ömrümden 5 yıl gitti vallahi. Nasıl kaçtı ama değil mi baba? Arkasına bile bakmadı. Leyla tamam. Yeter kızım. Feride abla. Kapıdan bir girdik. Pat diye karşılaştık. Babam bunu görünce bir atladı üstüne. İnanmıyorum. Yer misin yemez misin? Arka arkaya patlattı yumrukları. Ay sizi dövüşürken düşünemiyorum. Vallahi korkulur yani. Bundan sonra kim aileme zarar vermeye kalkarsa korksun benden. Oh, içimin yağları eridi vallahi. Aslan babam benim. Ali Rıza abi hiç böyle görmemiştim vallahi. Hala ateş çıkıyor gözlerinden. Allah'tan o mikrop kaçtı da elinden bir kaza çıkmadı. Hay Allah ya. Demek geliyormuş eve. Evdeki gümüşleri de toplamıştı. Ama bırakıp kaçtı. Yangından mal kaçırıyor ha? Uyanık. Ondan önce davranalım biz de. Gidip ne var ne yok toplayalım. Baban duymasın bak bu dediklerini. Daha onun eskilerine kalmadık. Düşün onlara bile muhtaç şu anda. Tabii Yaman Bey çok fena kısırmış köşeyi. Dava açmış. Elinde ne var ne yok alacakmış. Satılık ilanı duruyor muydu hala? Dikkat etmedim valla. Gözüm bir şey görmedi ki. Satılsa bile ona bir faydası olmayacak zaten. Yaman Bey o paraya da el koyacak. Kaldı işte dımdızlak ortada. Aptal kızım benim. Buldu cezasını. Leyla'ya yardım edeyim dedim. Meğer bütün eşyaları yerleştirmiş. Ne güzel güller. Ne sabırla işlerdi bunları Fikret. Dikkatle. Sevgiyle. Bir daldı mı bunlara çatı çıkmazdı. Saatlerce sesini duyamazdık. Sessizliğini bırakıp git. Elini açıyor mu hali? Yok. Geçti. Nereden çıktı karşımıza Yezid? Cibiliyetsiz. Evdeki gümüşlere kadar düşmüş. İyice zorda demek. Sürünüyor bunlar Ali Rıza. Şimdi böyle. Ya Yaman Bey mahkemeyi kazanacak ne olacak? Bir dilim ekmeğe muhtaç olacaklar. Bize alakadar eden bir şey yok Hayriye. Ne alıyorsun şimdi? Kızım parlama elimde değil. Düşünmeden edemiyorum. O da evladım benim. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ali Rıza canım. Onun adını anmak istemiyorsun ama. Biliyorum ben senin için de yanıyorum. Yaptığı cezasız kalmayacak elbet. Bundan sonra bu kapıdan içeri giremez ama. O adamla da sonu yok. Ya dönülmez yollara saparsa. Kes. Kendi düşeni alamaz Hayriye. Onunla ilgili tek kelime etme bana. Kızmayın ama ben bugün Necla ile konuştum. Ne zaman? Siz yokken. O aradı, telefon etti. Cesaret. Ne yüzsüzlük. Ne dedi? Özlemiş. Zor durumdalar tabii. İyice gardı düşmüş. Çok pişman. Beter olsun.
Başka ne dedi? Hiç. İşte o kadar.